Herkese merhabalar dostlar. Bu videoda 2017 yılında Apple tarafından iPhone X ile birlikte tanıtılan ancak iPhone X'in getirdiği inovasyon ya da yeniliklerden ötürü çok da ön plana çıkmamış bir telefon inceleyeceğiz. Tabii 2023 yılında hala iPhone 8 kullanılır mı sorusuna da cevap vereceğiz. Teknik özelliklerini de anlatacağız ama tabii bu cihazın şöyle bir hikayesi var. Videonun başında da gördüğünüz gibi iOS 17'yi almayacak arkadaşlar. Güncelleme desteği iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte artık kapatıldı. Tabii güvenlik güncellemelerini ya da ara güncellemeleri alacak ama iOS 16 sürümü artık iPhone 8'ler için en son sürüm olarak açıklandı. Tabii bunun getirisi ya da avantajı ya da dezavantajı hakkında da elbette bilgi vermeye çalışacağız. Ama yani şunu söylememiz gerekiyor ki 2017 yılında üretilen bir telefon ortalama 5 yıl boyunca bir ana güncelleme aldı. Yani bugün iPhone 14 Pro ile iOS 16'yı birlikte kullanabildi. Yani bu aslında Apple'ın da gerçekten telefonlarına ne kadar değer verdiğini de gösteren bir konu. O yüzden tüm sorulara cevap vereceğimiz ve sizinle birlikte 2023 yılında iPhone 8 kullanmanın nasıl bir deneyim olduğunu bu videoda birlikte konuşacağız. Evet, şimdi tabii hani deneyimlere ya da bu iPhone 8 ile ilgili düşüncelerime geçmeden önce şöyle birkaç teknik özelliklerine yer vermek istiyorum. 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone 8 o dönem iOS 11 ile birlikte hayatımıza girmişti. Apple'ın A11 Bionic işlemcisini kullanıyordu. 6 çekirdekli bir 2 GB'lık bir RAM'li olan bir işlemciydi. Tabii günümüzde artık A15 ya da A16 Bionic işlemcileri konuşuyoruz. Bugün baktığımızda gerçekten hani Apple'ın işlemci bazında Bionic işlemciler serisi gerçekten her yıl üzerine koyarak gidiyor. Yani bugün mesela iPhone 14'teki kullanılan işlemciden sonra 15'e geçtiğimizde %20-%30'luk bir işlemci hızı artış olacak. Tabii bu hani normal kullanıcılar için çok fark eden bir konu değil. Ama ister istemez yıllar geçtikçe, güncellemeler geçtikçe bu işlemcinin performansı ortaya çıkıyor. Yani bugün iOS 11 ile hayatımıza giren yani A11 Bionic işlemcisine sahip bu iPhone 8. Yani bakıldığında hala iş görüyor belki ama bir 14 Pro kullanıcısı olarak mesela beni çok tatmin etmedi performans açısından. Tabii ekran tazeleme oranlarına da yer vereceğiz. Sonuçta birinde 60 Hz, birinde OLED bir panel ve 120 Hz'leri görüyoruz. Ama tabii ister istemez o işlemcinin düşüklüğü ister istemez hissettiriyor. Yani bugün A11 Bionic işlemcisi iOS 11 ile 12 ile ya da 13 ile çok güzel çalışabilirken artık 16 ile falan çok da iyimser değildi. O yüzden açıkçası güncellemenin bitmesi de biraz yerinde olmuş gibi diyebiliriz. Evet, teknik özelliklere devam ettiğimiz 4.7 inçlik bir ekrana sahip. Tabi burada IPS LCD ekrana sahip ki şunu da belirteyim. Bu cihazın şu anki bu tasarımı yani ben size iPhone 8 olarak söylemesem belki de siz hala son çıkan S3. Nesil iPhone olarak da şey yapabilirsiniz. Çünkü aynı kasayı kullanıyorlar. 2015'li yıllarda 5S ile birlikte hayatımıza giren bu Touch ID teknolojisi hala günümüz 2023'te de kullanılabiliyor ki gerçekten o dönem için gerçekten devrimdi arkadaşlar. Yani şöyle de ekranın ışığını açayım. Evet. O dönem için gerçekten iyi bir devrimdi arkadaşlar. Bu Touch ID hala da devam ediyor ama tabi artık günümüzde Face ID alıyor. Evet. Ekran çözünürlüğü 750x1334 piksellik bir ekran çözünürlüğümüz var. 64 ve 256 GB'lık bir seçeneğimiz var. Tabi bu cihaz 64'lük bir cihaz. Hafıza kartı desteği yok. Ön kameramız 7 megapiksellik bir kamera. Arka kameramız 12 megapiksellik ki standart bir lens arkadaşlar. iPhone'un bu serileri için 12 megapiksel uzun yıllar boyunca devam etti. Wi-Fi 802.11ab'yi kullanıyor. Yani Wi-Fi 5 var ama Wi-Fi 6 yok arkadaşlar. NFC teknolojisi var. Kablosuz şarj destekliyor ki bu gerçekten çok güzel bir şey. Yani kablosuz şarj teknolojisinin artık MagSafe teknolojisinin geliştiği bu çağımızda hala bu cihazın kablosuz olarak şarj etmesi de bence hala o günümüzdeki inovasyonun devam ettiğini de gösteriyor. Bluetooth 5.0 bir teknolojiye sahip. Son olarak 148 gramlık bir ağırlığı var. 143.5 uzunluğu, 71 milimetrelik bir genişliği, 7.5 milimetrelik de bir kalınlığı var. Gerçekten ince ve ele oturan bir tasarım arkadaşlar. Evet, o şekilde teknik özelliklerine yer verebiliriz. Evet, şimdi gelelim videonun başındaki sorularımıza. 2023 yılında hala kullanılır mı? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Apple iPhone modellerinde özellikle güncelleme verdikçe pillerin de eskimesiyle birlikte performansta ciddi düşüşler yaşatıyordu. Tabi bu davalık oldu. Bununla ilgili baya bir ciddi sorunlar da oldu. Hem kullanıcı noktasında hem üretici noktası yani firma noktasında hani ciddi davalık süreçler de oldu. Ama hani günün sonunda baktığımızda iPhone 8 hani iOS 16 ile birlikte
ilk günkü performansını veremiyor ister istemez. Ama açıkçası şunu söyleyebilirim. Yani 2023 yılında olduğumuz halde bakın şurada baktığımızda iOS 15.5 sürümüne sahip. Yani 15'in son sürümüne kadar almış. 16'yı da destekliyorum. Ben güncellemedim. Yani ya da aldığım kişi hala güncellememiş. Burada kullanıyor. Yani iOS 15 deneyimini ben bu cihazda şu birkaç haftadır yaşıyorum. Yani açıkçası şunu söyleyebilirim. Elbette 14 Pro ile tabii kıyaslayamayız. Ama yani o geçişler, o stabilitesi hala devam ediyor arkadaşlar. Tabii bu şu anda pil performansı çok ciddi düştü artık. 70'ler seviyesinde bir pil olduğu için ister istemez hani performansı düşüyor ama bir pil güncellemesiyle bence böyle yüksek grafikli oyunlarda oynamayacaksınız. Normal bir kullanıcıysanız ve Touch ID seviyorsanız ve tasarım olarak seviyorsanız ve fiyat olarak da açıkçası S3'ün artık 20 milyarlar, 18-20 milyarları görüyoruz. Hani bu iPhone 8 bence bir süre daha kullanılır. Ama tabii ki burada şunu da unutmamak gerekiyor. Yani sonuç itibariyle fiyatlar noktasında çok ciddi artışlar var. Yani bugün bunun 2017 yılındaki ilk çıktığı fiyatını hala koruyor olması, hatta üstünde bir fiyata da satılıyor biliyor olması tabii ki hani Apple'ın kendi içerisindeki o cihazlarının uzun yıllar boyunca hala piyasasını koruması ile ilgili ama 2023 yılında bence normal kullanıcılar için fazlasıyla yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabii burada hani sürekli olarak bir güncelleme şeyi olmayacağı için belki o noktada bir dezavantajınız olabilir. Ekran tazeleme noktasında 60 Hz'lik bir ekran. Artık böyle büyük ekranların olduğu bir yerde artık küçük ekran 4.7 inç düşük kalıyor elbette. Küçük kalıyor belki ama yani bence kullanılır bir şey. Tabi buradaki 6 çekirdekli 2 GB'lık bir RAM de açıkçası fazlasıyla yeterli. Yani bu cihaz için yeterli. Ama tabi bu cihazı böyle full doldurursanız ve sürekli kullanımda tabii ki o takılmaları bir yerden sonra yaşarsınız. Ama açıkçası bu kullandığı 1-2 hafta boyunca ben buna SIM kartımı takmadım arkadaşlar. Hani öyle grafiklerde oyun da oynamadım ama videoyu izledim. İşte birkaç işlemlemi yaptım. FaceTime üzerinden görüşmeler yaptım. Aynı şekilde iMessenger yani mesajlaşma uygulamalarını da kullandım vesaire vesaire. Açıkçası hatta şunu söyleyeyim, YouTube işlerimi buradan yaptım. Yani kanalın takibi, gelen yorumlar falan ya da videoların içerikleriyle ilgili hani burada tabii renderları değil ama hani yazı stilleri ya da videoların içeriklerindeki düzeltilecek şeyleri vesaire burada yapabildim. Yani açıkçası kısacası 2023 yılında bu cihaz hala kullanılabilir. Ama tabii kullanıcısına göre değişir. Yani 14 Pro kullanıcısı kullanamayabilir ama normal bir iPhone severler gerçekten ikinci telefon olarak özellikle çok rahat kullanabilir diye düşünüyorum. Tabii şunu da belirtmekte yarar görüyorum. Yani tasarım olarak hala günümüz 2023'te de satılan, Apple sitesinde de hala satılan bir cihazın tasarımına sahip. Yani kablosuz şarjı var. Bence video performansı kötü değil. Hani resim tabii ki daha iyi fotoğraf ama video noktasında hani çok kötü de değil diyemem ama hani 4K 60 FPS çekiyor ama tabii 12 megapiksellik bir lens, eski bir lens, hani ne kadar verir bilmiyorum ama düşük ışık performansı çok kötü. Zaten gece modu yok. Düşük ışıkta videoda fotoğrafta çok kötü ama ışıklı bir ortamda, güzel bir ortamda, güneşli bir ortamda videoda fena değil arkadaşlar. Tabii ekran tazeleme oranı burada 60 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı var. Günümüz teknolojileriyle kıyasladığımızda biraz daha düşük kalıyor. Mesela ben 120 Hz alıştığım için bu cihazı kullanırken biraz sorun yaşayabildim ama bir yerden sonra gözünüz alışıyor. Hani onun yanında açıkçası size günümüz cihazlarla karşılaştırdığımızda ne veremez ya da ne verir derseniz yani belki işlemci bazında çok performans veremez ama ya onun dışında yani bu cihaz 2023'te hala bence kullanılır. Özellikleri de yani en azından giriş seviyesi bir Android telefon almak yerine böyle bir telefon da alabilirsiniz. Yani sonuçta kablosuz şarjı var. Efendim hani bakıldığında yani Touch ID'si var. Yani güvenlik noktasında çok iyi. Hani iOS 16'yı da bir şekilde çalıştırıyor. Ya yani bence çok da geride kötü bir telefon değil. Şunu da söyleyeyim. Üretildiğinde hatta videonun başında söylemiştim. İkisinin biraz gölgesi de kaldı ama gerçekten o dönem telefon ilk tanıtıldığında hani arka yüzeyinin cam olması, kablosuz şarjı desteklemesi, o günkü güncel A11 Bionic yani iPhone X bize muazzam bir cihaz olarak tanıtıldı ama ikisinde de A11 Bionic işlemci vardı. İşlemciler aynıydı. Yani diyeceğim gölgesinde kalmış olabilir ama gerçekten sunduğu teknolojiler itibariyle bence hala günümüzde de iyi bir telefon diyebilirim. Tabii
Bununla ilgili çok içerikler var açıkçası. Ben burada özellikle hani iPhone 8 ile ilgili düşüncelerimi kendimce aktarmaya çalıştım. Artık umarım videoyu paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşça kalın.